Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Apple'ın 3. nesil AirPods kulaklıklarını inceliyorum. İlk kullanmaya başladığımda tam bir hayal kırıklığı olan bu kulaklıklar daha sonrasında ise benim için bir bağımlılık oldu. İsterseniz bu süreci ayrıntılı bir şekilde size anlatayım. Şimdi isterseniz kulaklığın kutusunu bir açalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir kutuyla geliyor. Kulaklığın kutusu da bir ağır aslında. Güzel bir kutusu var. Şurada hemen şekilde 2 adet kağıt parçasını çıkartıyoruz ve buradan bazı dökümanlar çıkıyor ve burada AirPod bizi karşılıyor. Şöyle kutusunu alalım. Hemen bir kutuya devam etmek istiyorum. Kutunun içerisinden şöyle ince bir şarj kablosu çıkıyor. Yani bu epey ince. Gördüğünüz gibi bir ucu Type-C diğer ucu ise Lightning girişli bir kablo ve şöyle açalım. Kutu çok güzel yani küçücük bir kutu. Bir tık ağırlığını hissettiriyor kendisi fakat gerçekten kaliteli hissettiriyor kutuda ve bu şekilde kulaklıklar bizi karşılıyor. Evet kulaklıkların tasarımı ile ilgili konuşacak olursak önce kutusundan başlayalım. Kutusu gerçekten küçük. Altında bir lightning girişi var. Keşke Type-C olsaydı buradaki giriş. Ortada bir adet led ışığımız yer alıyor ve onun haricinde arkada da bir tane tuşumuz yer alıyor. Kutu üzerinde başka herhangi bir şey yok. Bu kablosuz şarj destekli bir kutu arkadaşlar. Ama gerçekten küçük ve taşınabilir olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi de gerçekten kaliteli hissettiriyor. Kulaklıklara geçtiğimiz zaman ise gördüğünüz gibi silikonlu kulaklık değil. Standart bir kulaklık bu. Kulak içi kulaklıklarda ben normalde silikonlu kulaklık tercih ediyordum. Bu şekilde bir kulaklığı ben ilk kez AirPods'la kullanabildim ve gerçekten kulakta çok rahat durduğunu söyleyebilirim. Yani tabii ki de herkesin kulak yapısı farklıdır ama kendi kulağıma çok güzel bir şekilde oturdu. Dış tarafında şurada görmüş olduğunuz siyah ızgaralar şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz siyah ızgaralar aslında sadece tasarım amacıyla yapılmamış. Bunların bir amacı var. Bu da kulaklığın içerisindeki mikrofonlara gelen rüzgarı azaltması bu amaçla buradaki siyah ızgaralar yapılmış. Bu şekilde rüzgar sesinin daha az karşı tarafa gitmesi amaçlanmış. Tasarımı Airpods 2'den daha küçük, Airpods 3 ile neredeyse aynı tasarıma var. Küçük bir kulaklık, hafif bir kulaklık, kulağınıza gerçekten güzel oturuyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bundan önce kullandığım kulaklık görmüş olduğunuz gibi Sony'nin bir kulaklığıydı ve bu silikonlu kulak içi bir kulaklıktı. Ben bununla da rahat ediyordum fakat Airpods'u kullanmaya başladıktan sonra ...gerçekten AirPods kulağınızda olduğunu size unutturuyor. Bu kulaklık aslında zaten günlük kullanım amacıyla üretilmiş. Ve bunu da güzel başarıyor açıkçası. Kulağınızda olduğunu unutuyorsunuz. Kulağınızdan kolay kolay da düşmüyor. Ben bu tarz kulaklıklarda asıl zaten beni rahatsız eden şeylerden biri de... ...kulağımdan sürekli düşmesi olurdu. Fakat bu kulaklık kulağımdan öyle kolay kolay düşmüyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani malzeme kalitesi kulaklığın gerçekten çok başarılı, kaliteli olduğunu size hissettiriyor. Şu kısımlarda, şurada küçük bir bölme var parmağınızla bunu sıkıştırarak farklı komutlar verebiliyorsunuz. Ben kulaklığın tasarımını, malzeme kalitesini gerçekten çok başarılı buldum. Gelelim kulaklığın özelliklerine. Kulaklıkta uzlamsal ses desteği var. Uzlamsal ses Apple ürünleriyle kullanabileceğiniz bir teknoloji. Çevresel bir ses teknolojisi aslında. Güzel çalışıyor ama bu kulaklığı almanıza sebep olacak bir teknoloji mi? Hayır bence değil. Onun yanında adaptif ses diye bir teknoloji var. Bu da kulağınızın şekline göre sesi ayarlamalar yapıyor. Şu an zaten kullandığım Sony kulaklıkta da buna benzer bir teknoloji vardı. Fakat ben bunları pek bir işe yaradığı açıkçası düşünmüyorum. Hem kutusu hem kendisi hızlı şarj oluyor. Özellikle kulaklıklar kutunun içerisindeyken kısa bir sürede güzel bir doluma ulaşıyor arkadaşlar. Kulaklıkların kendisi 6 saatlik bir pil ömrüne sahip kutu ile birlikte ise toplamda 30 saatlik bir kullanım imkanı sağlıyor size. Bu da gerçekten güzel bir değer. IPX4 sertifikasına sahip yani tere ve suya karşı dayanıklılığı var bu kulaklığın. Spor yaparken bu kulaklığı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ten algılama sensörü var üzerinde. Ten algılama sensörü sayesinde kulaklık örneğin masanızın üzerinde bir cisme temas ederken bile aslında kulağınızda olmadığını anlayıp durabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Bunun haricinde bu uygulaması ile de iPhone'unuz ile yakın yakınlarda nerede olduğunu kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kulaklığın ses kalitesine. Şimdi bir kulaklıkta en önemli şeylerden biri tabii ki de ses kalitesi. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar bu kulaklığın müzik kalitesi, ses kalitesi kesinlikle yani 10 üzerinden 9'luk bir ses kalitesi sunmuyor size. Zaten bu kulaklığın amacı günlük kullanım. E bundan dolayı da ses kalitesi iyi ama çok iyi değil. Özellikle benim şu an kullandığım Sony'nin bu kulaklığı çok daha iyi bir ses kalitesine sahip. Bununla bunu kıyaslayamam bile. Ses kalitesi konusunda çok büyük bir beklentiniz olmasın. Görüşme kalitesine geldiğimiz zaman ise görüşme bu kulaklığa biraz daha öncelik verdiği bir konu. Çünkü günlük kullanımda çok fazla telefon görüşmesi yapabiliyoruz. Telefon görüşmesinde ses kalitesi gerçekten iyi. Ki AirPods'lar genelde zaten telefon görüşmesinde başarılıydılar. Burada da o başarı devam ediyor. Şimdi isterseniz telefon görüşmesi testi yapalım. Hep birlikte ses kalitesini görelim. Evet arkadaşlar şu an bir telefon görüşmesi yapıyorum ses kaydım AirPods 3'ün mikrofonları üzerinden gerçekleşiyor. AirPods'un mikrofon ses kalitesi bu şekilde. Evet, video ve oyunlarda gecikme sürelerine geldiğimiz zaman ise işte, gerçekten video ve oyunlarda çok az diyebileceğim bir gecikmeye sahip. Şu ana kadar kullandığım en başarılı kablosuz kulaklık olduğunu söyleyebilirim gecikme konusunda. Fakat bazen örneğin video izlerken sesin çok fazla geciktiğine şahit olabiliyorsunuz. Böyle zamanlarda videoyu durdurup tekrar oynatmanız gerekiyor ama onun haricinde normal kullanımda gerçekten gecikme süreleri makul isterseniz şimdi bir oyunlarda test edelim oyunlarda nasıl bir performans sergilediğini hep birlikte görelim. Evet ses kalitesi iyi dedik, görüşme kalitesi iyi dedik, işte gecikmesi makul dedik, malzeme kalitesi iyi dedik. Fakat bu kulaklığı özel yapan ne? Neden bu kadar fazla satıyor? Bakın AirPods'lar Apple'ın bir ürünü değil de ayrı bir şirket olsaydı bugün dünyanın en değerli şirketlerinden biri olacaktı. Gerçekten çok fazla AirPods satışı yapıyor Apple. Bunun sebebi ne? Ben de bu kulaklığı aldığımda ses kalitesi beni hiç tatmin etmedi. Yani bu fiyata satılan bir üründe nasıl böyle bir ses kalitesi olabilir ve böyle bir ses kalitesi olan bir kulaklık nasıl bu kadar satabilir diye bir hayal kırıklığı yaşadım. Sonrasında ise MacBook Air ile sürekli kullanmaya başladım ve belli bir süre sonra artık bu kulaklığı kullanmaya başladıktan sonra çok daha iyi ses kalitesine sahip Sony'nin kulaklığı neredeyse hiç kullanmaz oldum. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Söyleyeyim size. Bu kulaklık hiçbir şeyi mükemmel yapmıyor. Çok iyi yaptığı hiçbir şey yok ama her şeyi iyi bir şekilde yapabiliyor. Yani sizi her konuda belli bir yere kadar götürebilen bir kulaklık bu. Zaten günlük kullanımda da sizin beklentiniz nedir? Budur. Yani iyi bir ses kalitesi, iyi bir görüşme kalitesi, taşınabilirlik, malzeme kalitesi. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman aslında çok pratik bir kulaklık ve tam bir günlük kullanım kulaklığı. Yani ben bu kulaklığı işte müzik dinleyeceksem bunu mu tercih ederim? Sony'yi mi tercih ederim? Hayır, Sony'yi tercih ederim. Fakat dışarı çıkarken şöyle bir kutuyla kulaklık taşımak ile şöyle ufacık bir kutuyla kulaklığı taşımak arasında dağlar kadar fark var. Aynı zamanda bu kulaklığın gerçekten kulağınızdaki duruşu kendini size unutturuyor. Kulağınıza rahatsızlık vermeye geçtim. Hani kulağınızda olduğunu unutuyorsunuz. O kadar rahat bir kulaklık. Bu da günlük kullanım için harika bir ürün yapıyor bu kulaklığı. Ama şunu söylemek istiyorum. Evet günlük kullanım için bu kulaklık harika fakat bu fiyatı hak ediyor mu? Bence kesinlikle hak etmiyor. Yani 4300 liraya çok daha iyi ses kalitesi veren kulaklıklar var. Tabii ki de bu kulaklığın artı ve eksileri var fakat yani baktığımız zaman 4300 liraya ben buradan daha iyi bir ses kalitesi kesinlikle beklerdim. 1200 liraya kampanya ile almasaydım bu kulaklığı alır mıydım? Hayır, almazdım. Belki Apple ekosisteminde olsaydım tamamen. Yani telefonum da Android değil de iPhone olsaydı belki o zaman bu kulaklığı alabilirdim. Fakat o zaman da ücretinin yine de fazla olduğunu düşünüyorum. Ama eğer Apple ekosistemindeyseniz zaten pek bir seçeneğiniz yok. Alabileceğiniz en iyi kulaklıklardan biri. Neden böyle sattığını da şu an daha iyi anlayabiliyorum. Airpods Pro'nun ikinci nesli benim özellikle daha da hoşuma gitti. O kulaklıklarda çok güzel teknolojiler var. Aynı zamanda ses kalitesi de çok daha iyi bir noktada. O kulaklık da kesinlikle değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Airpods 3. nesli elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım gerçekten ürünü başarılı buluyorum. Eğer Apple ekosistemindeyseniz kesinlikle alabileceğiniz, tavsiye edebileceğim bir kulaklık olmuş. Bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.